Zerg olarak arıza endam edecek. Bakalım bu off race'i ne kadar başarılı, onu da göstermiş olacak bizlere. Arkadaşlar, temsilcimiz Müftü, çılgın taktikleriyle tanınan ve Ali Fındık kardeş tarafından videolara konu edilen Müftü, haritanın doğu kanadında başlayacak saat 3 önünde. Rakip oyuncu Polonya temsilcisi Dystar saat 9 yönünde batıda yer alacak. Muhabbetler sürüyor, ben takip edemedim ama Protoss olduğunu tahmin etmiştim falan diyor. Burada Gulak ben geceden sonra Müftü Dice'lardan kendisine bir avantaj sağlamasını isteyip hangi ırkı olduğunu sordu. Cevap verdim bari. Söyledim ya. Dice'larda ben senin Protoss olduğunu zannediyordum. O yüzden vermemi seçtim gibi bir espri yaptı. Evet, öyle şakalar, komiklikler tabii. Dice'lar bu tarz oyunlara, turnuvara alışkın olduğu için son derece rahat. Gerçi Müftü'nün de kalır yanı yok. Bakalım, ilginç Terran versus Zerg göreceğiz. Bilemiyorum, geniş bir harita ama Dice'ları hiç Zerg olarak görmediğim için ben de kendimi Terran'a hazırlamıştım. Neler yapabilir? Genelde off-race oynayanlar ya da random oynayanlar, tabii alt ligler için konuşuyorum, hep bir all-in yapma eğiliminde olurlar. İşte yok six pool'dur ya da çift base'le, hani yüksek ekonomiyle Bane'in Bast, Speedlink saldırısı. Anywhere. Ama bakalım tabii Dice, yani söz konusu Dice'lar, onun için bilmiyorum aklından neler geçiyor. Ben de meraktayım. Müftü klasik bir şekilde gazını aldı ve çalıştırmaya başladı. Şu anda Dice'larda gaz görmüyoruz haliyle. Basabildiği kadar işçi basacak. İki base'i de tam anlamıyla doygunluğa oluşturduktan sonra iki üstünü. Ondan sonra göreceğiz onun saldırı planını. Bakalım Müftü buna izin verecek mi? Burada Müftü'nün Yani sen ceza... Müftü'yü az çok biliyorsun abi. Bilmiyorum neler yapabilirsin şöyle bir rakibe karşı. Tabi henüz bilmiyor, ırkını dahi bilmiyor. Bu da random oynamanın avantajı Dice'lar adına. Ama şu anda keşfetti, evet, karşısında Zerg olduğunu. Öncelikle random oynamanın en büyük avantajı da rakibinin hangi ırk olarak başlamadığını bildiğin için, bilmediğin için gaz alıp almamayı bilemeyeceksin. Bu genelde Terranlar için problem oluyor. Bu arada lag yapıyorsun sayın Pintipan'da. Niye böyle bir şey oldu? Bilmiyorum ama Hemen kontrol edelim. senden çıkmanı istiyorlar. Tekrar bir arkadaşla şey yapalım. Tabii Bu oyun oyuncu. içine şey de gönderemiyoruz. Bakıyorum ne var ne yok diye ama. Pentagram oyundan çıktı. Ne yapalım? Gidişat öyle gösteriyor arkadaşlar maalesef. Evet, Müftü bizim adımıza konuşuyor nihayet. Oyunculara komut vermiş, yazı yazma şansımız yok. Neden böyle oldu bilmiyorum ama arkadaşlar, anlık bir spike olmuştur, bir takılma olmuştur. Çünkü gayet güzel yayınımız var. Bağlantımız var daha doğrusu, tabii X split değerlerine göre konuşuyorum. Neyse, tekrarlanmaması için dua edelim. Gerçi daha da önemlisi Müftü'nün kazanması için iyi dileklerimizi sunalım. Onun dışında umarım bizden yana bir sorun da çıkmaz ki da bir galibiyet sunma şansımız olur. Görünen de şu anda sorun yok. Abi sözün kesilmişti. Sen devam et. Burada yani Müftü'nün taktiğini değiştireceğini sanmıyorum. Yine muhtemelen reaktörlerle yan çıkacaktı ama karşınızda bir random oyuncu varken Terran olarak gaz atmak zorundasınız. Gazsız bir başlangıç yapmak çok riskli olacaktır. Protoss'un 4 gate veya Terran'ın Cloak Banshee saldırılarına karşı sadece malinler ve savunma yapmak çok zor ve riskli aynı zamanda. Tabi tabi, evet. Bakıyoruz Dice'lar gayet yapması gerekenleri yapıyor. Lingler üretimde 2 base'de Queen var. Speeding upgrade'i yolda. Şu anda o normal bir şey yok. Müftü 2 gazını da almaya başladı dediğin gibi. Hellion'lar Müftü adına da yolda. Tabi burada bir Spine Crawler ve Queen olacak. Onun için Hellion'lar belki creep'i yayılımını engellemek amaçlı oraya park edebilir. Bakıyorum buradaki Overlord herhangi bir vision veriyor mu? Biraz ilerletmesi lazım onu.
Net. Burada Dice Star'ın bu kadar çok link çıkması bir hata. Sonuçta Felion'dan bulan hepsini kızartabilecek. Evet, bu arada Hatta çok erken bir layer var daha. Yani sahada doğru düzgün ünitesi altında yokken. yok. Şu anda mikrolamaya başladım Müftü. Tabii 2 Helion 3 oldular. Bu Bilmiyorum çok bak. enteresan bir seçim. Şu an Hı. yani bir tane sağ altta overlord'u var. Evet. Darkstar Nidus Swarm atabilir gibi geliyor. Ama bakıyorum ben Müftü'nün gücüne yok. Oradan atmaya kalkarsa Müftü yakalar. Onun dışında bilmiyorum, bu erken değerin bir sebebi olmalı. Dediğin gibi şu anda en yakın Nidus görünüyor ama yok. 4 gazı da aldı, çalıştırmaya başladı. Demek ki Mutalisk ya da Infester göreceğiz. Bu arada çok güzel. Hiç kayıp vermeden atlattı o zerklingleri. Daha doğrusu temizledi Müftü. Ve şu anda Creep'in önünde park etti ünitelerini. Evet, şu ana kadar hiçbir elini kaybetmemesi hem rakibine harita kontrolü vermemesini sağladı. Hem de drone üretimi yerine zor birini üretmek zorunda kaldığı için Dice Star işçi olarak da yani şu an önde olmasa da Mule'lar sayesinde Evet, income'da önde. income olarak 300 avantajı var Mule'lar sağ olsun. Şimdi Blue Flame yarı yolda. Üretimde tank görüyorum. Tabii Siege Upgrade'i var. Evet, Spire yolda. Muta oyunu göreceğiz. Bir aslında scan atabilse ya da olan biteni görebilse Müftü bunu süratle cezalandırabilir ama tabii şu anda çok bir bilgisi yok olan biten konusunda Zergüs'ünde. Bu Şu arada an bu zaten dışarı çıkıyor. Mutlu. Overseer scout etmeye başladı. Ve Müftü de hareketlenmeye başladı. Güzel bir zamanlama. Blue Flame ve Siege Upgrade'i de aşağı yukarı aynı anda bitmiş olacak. Mutlu sanırım burada erken spiral bir şekilde kokusunu aldı. Evet. Yani normal şartlarda zaten Müftü bu konuda çok şeydir. Çok fazla maça çıktığı için az çok tahmin edebilir. Eğer Zerg üzerinize gelmiyorsa bir terslik var demektir orada. Ve Müftü bunu fark etti. Çok da güzel yakaladı aslında Spinecrawler'ı. Hemen indirmesi lazım ki son anda bir Transfuse geldi. Yeterli olacak mı bakalım. Evet, hem Queen hem Spinecrawler düştü. Müftü 2 tank, 6 Marine de şu anda Dice'ların üstüne ilerliyor. Evet, Ling'lerden de kurtuldu. Bu tanklar bu üssü bitirirse açıkçası Dice'ların çok bir şansı kalmayacak. Ama 7 adet Muta var ve anti-air olarak, yani hava karşıtı olarak 3 Marine var ki rahatlıkla alacaktır. Bakıyorum 2 Marine daha, 2 Marine daha ama Mutalar daha erken gelecek. İşte burada bu Marine'ler ne kadar etkili olacak? 7 tane toplamda mutlu çıkacak. Hatta muhtemelen daha da fazla. Hayda, evet arkadaşlar. Bu defa da senden yana sürpriz. Çok ilginç şeyler oluyor. Ben de oyun hata verdi. Tamam. Ha, çıkma şansın da yok. Ne oldu bilmiyorum. Tamam, ben çıkıyorum bu sefer. Oyun döndü ama yine de çıkıyorum. Evet. Maalesef. Arkadaşlar ilginç bir şey serverlardan dolayı. Bilmiyorum, olmayacak şeyler oluyor ama hadi bakıyoruz, Hatchery'i şu anda kurtarmayı başardı Dice Star 7 Mutalisk ile ama bakıyorum ben Müftü bu süreçte 12 adet drone'u öldürmeyi başardı, kesmeyi başardı. Şimdi bu toplamda bakıyorum 9 adet muta var. Eğer bu muta tacizinden de çok fazla hasar almadan kurtarabilirse kendisini çok çok avantajlı duruma çıkacak. Ama bakalım şimdi Taret'i müthiş bir tamir sarıp sarmaladı. Evet, işte soğukkanlılığın getirileri bu. Rahatlıkla savunabiliyorsunuz. Tabi bu defa gazına saldırmaya başladı Dice Star. Oradaki Refinery'i alacak. Bir yandan kendi üçüncüsünü attı ama tabi adam akıllı orayı SCV'lerini yayamadı. Özür dilerim, dronlarını yayamadı. Ve Thor bu mutaları en azından kısa vadede püskürtmeyi başardı. Ben diğer taraftan yine bir income'a bakıyorum. Income'da kafa kafaya gidiyorlar. Gayet şu ana kadar iyi gitti Müftü ama keşke orada mutalar biraz daha gecikse ya da biraz daha anti-air ünite olsaydı, şu Thor gibi örneğin, son derece rahatlıkla kurtarıcı o hatchery'i alabilecekti. Bakalım bu mutalar yalnız Thor'u yakaladılar. Bakıyorum bir tamirat yok. Marinler bekliyor, biraz hızlı tepki verebilseydi Müftü. Ki o noktada tabii çok çok büyük bir kayıp değil. Thor tekrar basılır.
kalıcı bir hasar olmadığı sürece sorun yok. Ama bu arada Dystar tabii üçüncü üssü alıyor. Burada sanıyorum bir taciz kaçırdık. İnanılmaz bir şey kaçırdık. 10 SCV'sini daha kesmeyi başarmış Müftü. Demek ki o yüzden bu mutalarla ilgilenmedi. Özür diliyorum arkadaşlar. Biraz da şu lag olayları tabii dikkatimizi dağıttı. Ben tekrar haritaya göz gezdiriyorum. Muta tacizi bu bir diğer taraftan devam ederken Müftü cephesinde üretimde 3 adet tor görüyoruz. Klasik Blue Flame, Mavi Alev, Hellion'lar ve torlarla ilerleyecek. Birazdan çok kısa bir süre içinde Dice'ların üstüne doğru kendi Command Center'ını da atıyor. Şu kaçırdığımız taciz sırasında sanıyorum arkadaşlar, yanılmıyorsam 13'tü, 26'ya çıkmış. 13 işçiyi daha kesmeyi başardı. Tabi buna rağmen Dice'lar makro konusunda geride kalmıyor. İnkamda yine üstünlüğünü devam ettiriyor ama olması gereken noktadan çok çok uzak tabii ki o 26 işçiyi kaybetmesi sebebiyle. Şimdi bakalım. Diğer tarafta taciz devam ederken Müftünün ana üssü ve doğal üssünde herhangi bir sorun yok. Buradaki mutalardan da Tor yardımıyla kurtuldu. Şimdi Command Center'ını da oraya kaydıracaktır. Bakıyorum 3 adet Tor var. Şöyle ünitelere 5 adet Tor var. Bir tank, 7 adet Helium var. Tabii ki bunlar mavi alev upgrade bitmiş. Son derece etkili Helion'lar. Kara ünitesi olarak Roach görüyoruz Dice'lar tarafında. Bu arada evet, 3. üssü de indirmeyi tamamladı şimdi Müftü. Orada 2 taret var. Yeterli savunmayı sağlayacaklardır. Roach'lar ilerliyor. Bu sırada da bu baskın ardında 4. üssü almayı planlıyor. Ama Müftü tabii ki buna izin vermeyecek. Hemen bu Roach'ları geldikleri gibi püskürtmeyi başardı. Şimdi bakalım. Bu 4. üste iptale zorlayacaktır. Evet. Ufak mikro savaşları görürüz ama Roach'ların şu anda upgrade'i 1-1. Aynı şekilde Müftü'nün 1-0 upgrade'i mevcut. Evet, burada süratli bir iptal olacak. Ondan sonra Roach sayısı artmaya devam ediyor. Müftü'nün üretiminde de Tor Hellion'lar artmaya devam ediyor. SCV'ler tabirat için biraz da rakip saldırıyı gösterebilmek için buradalar. Yine 4. üst girişimi görüyoruz Dice'larda. Evet, şu anda bir cephe savaşı gerçekleşecek. Roach'larla tek tek odaklamaya çalışıyor torları. Şu ana kadar tamirat gayet başarılıydı. 6 adet tor ayakta, bir tanesi düştü. 5 tor, ikinci de düştü. 4 tor kaldı geriye. Roach sayısına bakıyorum. Şu anda 15 dolaylarında. Tabii yenileri ekleniyor. Defansif avantajını iyi kullandı Dice'lar. Ve mutaları da şimdi çağırdı savaşa. En azından bu saldırıyı püskürtmeyi başardı ama supply'da çok çok büyük bir fark yok. Gördüğümüz üzere işçi sayılarında 64'e 56'lık bir durum var. İnkama bakıyorum. İnkamda artı 400 dolaylarında, artı 500 dolaylarında bir avantajı var Dice'ların. Tabi Mule'lar o açığı kapatacaktır. Hemen ordu kompozisyonuna bakıyorum ben. Yine Blue Flame Tor ağırlıklı araya tank serpiştirerek ilerleyecek Müftü. Dice'lar cephesinde 18 adet Roach, taciz için kullandığı bir avuç burada Muta diski var. Dördüncüsü kurduğu gibi bu arada Müftü'nün Mavi Alev Helion'la yakalandı. Hemen tabi Muta disklerini oraya çağırdı bundan kurtulmak için. Yine de bu 3 tane işçi almak bile son derece büyük avantaj olacaktır. Buradaki Roach'lar hareketlenmeye başladı. Haritanın her noktasında bir hareketlilik var arkadaşlar. Bakıyoruz. Yine orduları burada topladı. Şu anda Roach ağırlıklı oynuyor. Infester upgrade'lerini görüyoruz. Barov upgrade'i var. Artı 2 saldırı defans upgrade'leri var ve Tunneling Claws upgrade'i var. Başka daha neler göreceğiz. Müftü bu arada mekanik ağırlıklı. Ağırlıklı değil. Yani şu bir avuç marine saymazsak tamamen mekanik ordusunu büyütmeye devam ediyor. Supply'lar gördüğünüz üzere eşit. Ordu supply'ında, ordu nüfusunda Müftü'nün bir üstünlüğü var. Buradaki mutalar çok etkili olamadı. Zaten hepsinin enerjisi kırmızı, turuncu dolaylarında. Şu Roach bariyerinden geçmeyi başarırsa ki rahatlıkla geçecektir. Ondan sonra Dice'lar defansif oynamak zorunda.
Ve bir üstünü düşürmesi bile Müftü'nün Dice'lar için sonun başlangıcı olabilir. Çünkü tüm makrosu o an kaybolmaya başlayacaktır. Evet, şu anda Blue Flame, Hellion'lar, Thor'lar, SCV'ler. Scan'i biraz ileri attı ama zaten burada görmesine yetti. Olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor Dice'lar. Beşinci üstünün önünde gösterecek saldırıyı. Evet, şu anda birbirine girdi iki ordum. Fungal'lar tabii ki Hellion'lar için belki etkili oldu diyebiliriz. Thor'lara çok fazla etki etmedi. Bakıyoruz, kuşatma tanklarını da kurdu arkadan. Onlar çok etkili oluyor. Müthiş etkili oluyor hem de. Thor sayısı da son derece fazla. Upgrade olarak geride olsa bile ordu sayısında üstünlüğünü korumaya devam ediyor Müftü. Bu 5. son sürat düşecektir. Dronlarını kaçırdı. Evet, bu cephe şu anda Müftü'ye geçmiş oldu. Bakıyorum arkadan destek işte. Bahsettiğimiz destek üniteleri tank ve Hellion'lar da ilerlemeye başladı. Müftü onları da ordusuna katıp tekrar Dice'ların bir sonraki üstüne doğru yürüyecek arkadaşlar. Son derece göz korkutan bir ordu. Yani yanına yaklaşan gerçekten anında yok oluyor. Bu arada bu destek orduyu direkt 4. üstünü bitirmeye gönderdi. Bakalım bu Roach'lar sarıp sarmalamaya çalışıyor ki şu ana kadar da başarılı oldular. Gördüğünüz gibi tek tek snipe'lıyor shift komutuyla. Buradaki son tor düştü ama tanklar, evet tanklar yeterli olacaktır. Keza buradaki tank Hellion'lar 4. üstünü indirecek Dice'ların. Ve Müftü artı 40 supply avantajı kazandı bu noktada. Buradaki Hatcher de düşecek arkadaşlar. Bakıyoruz destek birlikler akmaya devam ediyor. Buradaki işçiler de gidecek. Ben hemen son duruma bakıyorum Dice'ların üstlerinde. Evet, bize işaret de ediliyor. Evet, buradaki dronlar kesilmiş olacak. Ana üste mineral kalmadı. Burada belki yarı yarıya var. Üçüncü üste de aynı şekilde bitmeye yüz tutmuş mineraller. Müftü şu anda Dice'lar karşısında galibiyete yürüyor diyebiliriz. Buradaki iki orduyu da birleştirecektir. Ayrı yakalatmaması iyi olur. Süratle Army tabına bakıyorum. Tabii ki Müftü'nün müthiş bir üstünlüğü var. Üretimde 16 adet Roach var. Yeterli olacak mı? Sanmıyorum yeterli olacağını bu ordu karmasına. Ama tabii çok dağıtmaması lazım. Keşke o tanklar da burada olsaydı. Şimdi biraz tehlike olabilir. Tankları hemen açtı. Thor'lar saldırıları gösterirken tanklara zaman kazandırıyorlar. Bakıyoruz. Evet. Tabii orduyu ayrı tutmanın dezavantajı ama hala Müftü son derece üstün durumda. Çünkü 3 üstten çalışıyor ve bakıyorum ben, doğal olarak Müftü de ana üstünde mind out. Ama ikinci üstünde daha çok mineral var. 3'te harıl harıl çalışıyor. Income'a bakıyoruz hemen. Income da kafa kafaya iki tarafta. 900 dolaylarında. Hemen kaybedilen kaynaklara bakıyorum. Tabii ki Müftü'nün müthiş bir üstünlüğü var. Burada 4000 kaynak üstünlüğü var ve tekrar topladı tüm orduyu. İlerlemeye devam ediyor Dice'ların üstüne. O da avantajının farkında. Çok fazla Dice'lara toparlanma şansı vermek istemiyor ki gördüğünüz üzere tüm işçilerini buraya çekip mineral toplamaya çalıştı. Bu arada burayı da çok güzel scout etti. Üs olmadığını gördü. Nihai hedef bura olacak ve burayı düşürmeyi başarırsa Dice'lardan good game görebiliriz. Her ne kadar supply'da üstün olsa da ordu kompozisyonu olarak Müftü şu anda son derece üstün durumda. Artı 2 yolda bu arada saldırı amaçlı. Buradaki Hatchery'e bakıyoruz. Şu anda oraya odaklıyor. Roach'lar sarıp sarmada başladı. Tanklara doğru çekiyor Roach'ları ve o Roach'lar eriyecektir. Supply'lar gördüğünüz gibi birbirine çok yaklaştı. Evet, şu anda Ling'lerden, Roach'lardan kurtuldu Müftü. Buradaki Hatchery'i de alması demek. Bu arada çok fazla infested teran oluştu, spawn oldu bir anda. Bu mutlaka sıkıntı yaratacaktır. Tamir etme şansı evet yok. Tüm enerjilerini harcattı oradaki infestedlerin ve en azından Thor SCV'lerini kurtarmayı başardı. Bu Hatchery'nin ayakta kalması tabii ki Dice'lar için çok büyük avantaj. Ama bu sürede gördüğünüz üzere Müftü kendi dördüncüsünü aldı ve direkt Mule'ları ard arda oraya gönderdi. Hemen income'a bakıyoruz. Üstünlüğü de kazandı bu sayede. Şimdi tekrar yine benzeri orduyu... Aman tanrım, şuradaki işçi sayısı... Of, Dice'lar gerçekten zor durumda. Şu anda adam akıllı mineral toplayabileceği tek üs bu. Ve bilmiyorum kaç sayfa yani. 24, 48...
56 tane işçi tek bir yerde çalışıyor. Yalnız aman diyeyim, buradan investorlar, bu üç investor çok can yakabilir. Hızlı tepki vermesi gerekecek ki ayrılmasını bekleyecektir Daystar. Evet, Müftü'nün ordu şu anda o command center'ı terk etti, orbital'ı. 5. üsse giderken haliyle buradan da infested Terranlar fışkırıyor. Buradaki Roach ve Infester'ları özellikle snipeleyebilirse büyük avantaj olur. Orbital'ı da hemen kaçırması lazım oradan. Bu arada bir Ninja Expand görüyoruz kuzey saat tam 12 önünde. Kaçır onu Müftü. Kaçır, kaçır, kaçır. Galiba çok fazla orayla ilgilenmiyor. O da aynı şekilde rakibinin dördüncüsünü yok etmenin peşinde. Bakalım, yine Infested Terran Roach karması Müftü'nün ordusunu çevrelemeye çalıştı. Ve şu ana kadar da başarılı oldu. O Thor Tank da düştüğünde bu defa Müftü çok zor durumda kalacak. Base sayısında geride. Biraz daha sabırlı olup acaba ordu miktarını büyütse demeden edemiyorum. Çünkü şu üssü alabilse zaten Dice'lar için sonun başlangıcı olacak. Bu Ninja Expand'in çok uzun süre ayakta kalacağını sanmıyorum. O az evvelki Infester'lar nereye kayboldu bilmiyorum ama tankıyla da kontrol etti diğer base'leri. Şu anda çalışan tek base'in burada olduğunu biliyor ama bayağı bir SCV eşliğinde 2 Thor, 1 tank ve bayağı fazla SCV diyelim. Çok rahatlıkla buradaki Hatchery'i snipeladı. Tabi supply da çok geride ama bu torları etkili kullanırsa eğer. Bu arada Ninja Expand'e gittiğini gördüğü işçilerin hemen bir tanesini akıllıca yolluyor. Ben waypoint'ine bakıyorum. Orayı bulacak. Orayı bulacak Müftü ve bulduğu zaman da hareketlenmesi lazım. Bu arada gene Infester'lar iş başında Barolt halde. Yer altından ilerleyerek bu turret biterse eğer, of, felaket bir fungal geldi burada. İkinciyi atarsa işte oradaki SCV'ler. Evet, şu anda Auto Repair'de bayağı bir dayandılar birbirlerini tamir ede ede ama tabii bir noktaya kadar o da. Evet, good game, well played geldi. Ah, buradaki şu etçiliği biraz erken snipeleyebilseydi çok çok büyük avantaj kazanacaktı o noktada. Evet, Dice Star ilk maçı aldı arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir süre içinde ikinci maça